teyze, ne yapıyorsun şimdi? Göbekli yapıyoruz. Hem onu böyle küçük küçük parçalar haline ayırıyoruz. Ondan sonra böyle açıyoruz. Açtıktan sonra kat kat tepside yağlıyoruz. Yağladıktan sonra tekrar katlayıp pişireceğimiz tepsiye koyup fırına veriyoruz. Bunun püf noktası ne? Haşhaş mı? Haşhaş. Onun püf noktası haşhaş. Bir hamurun yumuşak olması, ikincisi de haşhaşı. Peki bunu ne zamandır yapıyorsunuz böyle? Bunu biz çocukluğumuzdan yaparız. Annelerimizden, ninelerimizden gördüğümüz bu. Çocukluğumuzdan yaparız biz bunları. Eskiler yaparmış. Biz de aynı onlardan. Bu bir yörük yemeği mi? Yörük yemeği. Yörük yemeğidir bizim bu. Nerelerde meşhurdur bu? Sadece bu bizim bu üç köyümüzde meşhurdur. Bizim buramızda vardır. Basırlar'da vardır, Gökbahçe'de vardır. Yani Afyon'a özel bir yemek. Tabii ki Afyon'a özel ama başka köyler bilmez. Mesela Afyon'un git, Afyon bilmez. Bizim şu aşağı köyümüze git, aşağı köy bilmez. Tamam. Efendim. İçmedik, içti mi? Hazır dedim Hüseyin abi. Tamam, geliyorum. Sadece birini açıverelim dedim. Tamam, geliyorum kuzum. Hemen bu da bitti. Açık dök de ben yağını. Bunun içinde ne var şimdi? Haşhaş, kaymak, yağ. Daha çok şey var da, o da bizde kalsın. Kaymak da mı katılıyor bunun içine? Kaymak da katıyorsun. Kaymak ne? Lezzet mi katıyor buna? Tabii ki. Kendim böyle komşularımızda süt var, süt alıyorum, pişiriyorum. Kaymağını alıp biriktiriyorum. 3-4 gün durdu muydu bu yağ kıvamına geliyor o kaymak. Ondan sonra bunun içine katıyorsun. Ha, katmasan da olur. O damak tadına göre. Ben öyle gördüm, ben katıyorum. Göbeklinin lezzetini veren kaymağından haşhaşı. Bol haşhaşla mı yapılıyor bu? Çok haşhaş seviyorsan çok haşhaş yaparsın. Biraz çok fazla haşhaşlı sevmez, normalini yaparsın. Biz normal yapıyoruz. Öyle daha çok katanlar da olur. Ama biz böyle normal katıyoruz. Şu an ne olacak? Şu an pişirmeye hazır. Fırına vereceğiz. Tamam, koy. Şimdi tamam. Önce Şahin 1960 doğumluyum. Demirli'de doğma büyüme, Demirli'de yaşıyorum. 5 tane çocuğum var. Çocuklarım bu işe kalkıştı. Ben de onlara destek olma amaçlı yapıveriyorum. Bu göbekliği ne zamandır yapıyorsun teyze? Göbekliği ben çocukluğumdan, ninemden, dedemden gördüm. Onları gördüğüm şekilde yapıyorum. Adı neden göbekli biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Yaşlılarımız göbekli derdi, göbekli kaldı. Hani biz öyle bildiğimiz için biz de göbekli. Mesela çocuklarımıza biz de göbekli diye öğrettik. Biz öyle biliyoruz yani. Peki şimdi kuzuneye bıraktık. Bu kaç dakika pişecek? Kaç dakika piştikten sonra hazır olacak? 45 dakika piştikten sonra göbeklimiz hazır oluyor. 45 dakika pişecek. İçerisine neler katıyordun? İçeride anlatın ama bir daha anlat. İçerisine neler katıyorum? Tuz, su, un. Hamurun yağlarken de haşhaş, yağ, kaymak katıyoruz. Biraz da katıyoruz. Onlar da
söylemeye sürpriz olsun. Ne katıyorsun? Sevgi mi katıyorsun? Tabii ki. Anne sevgisini katlıyoruz. Peki. Bu yaptığın porsiyon kaç kişilik mesela? Kaç kişi doyabilir onunla? Bundan hemen 6 kişi doyar. Mesela yağlı ya biraz da öyle çok yenmez. Yenmese de hani tadı güzeldir ama yiyemezsin. Ağır gelir. 6 kişi doyar bundan. Doyurucu da yani. Tabii ki doyurucudur. Peki doyurucu. Yiyenler nasıl? Geri dönüşler nasıl? Vallahi Allah utandırmasın. Çok güzel geri dönüşlerimiz var. Memnun oluyorlar. Beğeniyorlar damak mı? Damak tadına tabii uygun diye memnun oluyorlar, beğeniyorlar. Peki, çok teşekkür ederiz. İnşallah. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu baba ne çiçeği olmuş, çıtır olmuş. Şimdi ne yapıyorsunuz siz dedi? Şimdi ulan gidiyoruz. Gidiyoruz deriz biz, küçülüyoruz. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra peynirini kapatıp ekeceğiz, kabuğun üstüne örteceğiz kapak gibi, servise vereceğiz. İsteyen daha üstüne katar. Evvel Oğa köyden ninelerimize bir misafir gelmiş. Kadının da ekmeği yokmuş. Kalkmış hamur yumurmuş bir göbeklisini yapmış. O kadın gitmiş tatlı gelince evde kendisi aynısını yapmış. Öyle olmamış. Bir zaman sonra tekrar gelmiş. Nineye demiş, kız ninem demiş, senin ettiğin gibi hepsini ettim demiş. Yazdım, açtım, yağladım demiş. Tepsiye koydum, fırına verdim, pişirdim demiş. Çıkardım sen gibi dak 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 ettim demiş. Benimki seninki gibi olmadı demiş. Gelip burada görmeniz lazım, burada yemeniz lazım. Teyze tarafına geçmiş oluyor. Ondan yani bir de bir ünvan olarak teyze geliyor yani. Evet, doğru. Ben şey yapma. Peyniri isterseniz alabilirsiniz. İstiyorum vallahi teyzem. Ben sana ekmek. Süper. Ben alacağım peyniri. Çok lezzetli. Çok beğendim. Tok karnına bile bunu bitirebiliriz şu anda. Siz ne söylersiniz hocam? Mükemmel. Hem hamurun tekniğini de öğrenmiş olduk buraya gelince. Keçi peyniriyle birlikte harika bir lezzet. Yani Afyon'a dair bir sürü ham madde de içinde olduğu için çok değerli. Hocam siz ne söylersiniz? Keçi peyniriyle beraber çok değerli. Yani gittiğimiz zaman deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Öğrencilerimizi öğreneceğiz. Hocalarımız bu konuda uzmanlar, gidince bunu deneyip öğrencilerimize öğretecekler. Afyon yemeklerini de mutfağa koyacağız eğitimde. Tadındaki içinde galiba haşhaş ve kaymak var. Zaten hocam haşhaş, kaymak ama oradaki o yağ dengesi o kadar güzel ki çok yağlı da gelmedi bana. Ondan sonra işte peynirle de tamamladı. Tok karnı yiyebilirim ondan dedim. Yoksa yani o kadar şey yedikten sonrasında bunu belki zorlanacaktık ama o lezzet yediriyor. Afiyet olsun hocam.